Artvin Vezirköy'den herkese selamlar ve sevgiler. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Bugünkü video konumuz turşu kavurması. Karadeniz'e has bir lezzet olan turşu kavurma tarifini yapacağız sizlere. Bu sadece Karadeniz bölgesinde yapılan bir kavurma. Biz bugün lahana turşu kavurmasını sizlere yapacağız ve bu turşu kavurmasını odun ateşinde pişireceğiz. Kuzinin üzerinde pişiririz. Bakın kuzineyi nasıl yakıyoruz. Bu şekilde kuzineyi yakıyoruz ve daha sonra bu kuzinin üzerinde turşu kavurmasını yapacağız. Turşu kavurması genelde Karadeniz'de fasulye turşusunun kavurması, lahana turşusunun kavurması gibi turşu kavurmaları yapılıyor. Turşu kavurmasına geçmeden önce hangi malzemeleri kullanacağız? Bir size onları sayayım öncelikle. Soğanın büyüklüğüne göre bir baş veya iki baş soğan, yağ, bir kaşık salça ve lahana turşusu kullanacağız bugün. Tavamıza yağımızı koyuyoruz ve tavamızın içine soğanımızı doğruyoruz. İnce ince soğanımızı doğruyoruz. Bizim bugünkü soğanımız büyük olduğu için bir baş soğan kullandık. Ve soğanımızı şu an yağın içine ince ince doğruyoruz. Bu turşu kavurmasını genellikle Karadeniz'de yapılır. Ege'de yapılmaz. Ben kendim Ege'li olduğum için bu turşu kavurması bizim oralarda yapılmaz. Ama ben liseden arkadaşlarımın evinde yediğim için bu turşu kavurmasına yabancı değil. İlk defa karşılaşmadım. Benim arkadaşım bana fasulye turşu kavurması yaptığı için, daha önceden bildiğim için bana yabancı gelmedi. Bildiğim bir tattı ve gerçekten çok lezzetli bir kavurma. Sizler de evlerinizde bu kavurmayı yapabilirsiniz. Görüyorsunuz soğanımız kuzine ateşinde kızarmaya artık bırakıldı. Kızarmaya başlayacak. Şimdi diğer tabakta da lahana turşumuzu ince ince kıyıyoruz. Zaten lahana turşusu yumuşak olduğu için şöyle bıçak yardımıyla ince ince kıymamız yeterlidir. Soğanımız ateşin üzerinde yanmasın diye ara ara da kaşıkla karıştırıyoruz ve kızarmasını bekliyoruz. Kızaran soğanın içerisine bir kaşık domates salçası koyuyoruz ve domates salçasını soğanla beraber iyice karıştırıyoruz ve domates salçasının kızarmasını sağlıyoruz. Kızaran soğanların ve salçanın içerisine şimdi de lahana turşumuzu koyuyoruz ve onu karıştırmaya başlıyoruz. Bu arada bu turşu kavurması nerede yapılıyor? Artvin Vezirköy'de yapılıyor. Artvin'de Eltim yapıyor şu an turşu kavurmasını. Artvin Vezirköy'de Eltim tarafından bu turşu kavurması yapılmakta. Görüyorsunuz
kaşıkla turşu kavurması sürekli karıştırılıyor. Sürekli alt üst edilerekten pişirilmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi turşu kavurması gayet güzel pişiyor. Fokur fokur pişiyor. Gördüğünüz gibi kuzine ateşinde turşu kavurmamız pişti. Bakın dumanı üstünde fıkır fıkır pişiyor. Gayet de güzel oldu. Artık tabaklara da koyduk. Çok lezzetli oldu turşu kavurmamız. Yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Evde deneyeceklere de kolay gelsin, afiyet olsun diyorum hepinize. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Artık bir videonun daha, bir yemek videosunun, bir yöresel lezzetler videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda, bir dahaki yöresel lezzetler videomuzda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için çağrı zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Artvin'den herkese selamlar, sevgiler. Sevgiyle kalın. Bütün güzel günler sizin olsun. Bütün yeşil yaşamlar, yeşil hayatlar. Sevgili Yeşil Artvin'den herkese selamlar ve sevgiler.